Şimdi geçen gün biz senle biliyorsun çok da bizim programın üstüne oldu. Halil Sezai ile ilgili konuştuk. O geçen işte birkaç ay önce yaşadığı çirkin olayla ilgili. Ama Halil Sezai'yi gerçekten ne yaşıyor, ruh hali nasıl bilemedim. Bir YouTube kanalında neler neler söylemiş izleyelim. İzleyelim. Türkiye Halil Sezai rezaletini konuşuyor. Halil Sezai'den büyük utanmazlık. 67 yaşındaki komşusunu evire çevire döven. Sonra 43 gün hapis yatan Halil Sezai. O skandal olayı için gerektiği şekilde dövemedim. Bir dahaki sefere diyerek büyük bir skandala imza attı. İsyan şarkısıyla ünlenen Halil Sezai İstanbul Tuzla'da 67 yaşındaki yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Savcılıkta ifade veren Sezai, silahla kasten yaralama suçundan tutuklanmış ve 43 gün cezaevinde kalmıştı. Halil Sezai yaşananların ardından sahneye çıkmaya başladı. Eski popülerliğini kaybeden şarkıcı konserinde darp ettiği yaşlı adamla ilgili bir anda yersiz yersiz konuşmaya başladı. Hak etti, kafam güzeldi ve sıkı durun. Yaşlı adama yaptıklarından utanmayan Halil Sezai gerektiği şekilde tam dövemedim diyerek yeni bir rezaleti daha imza attı. Gerektiği şekilde tam dövemedim. Alkol ve skandallarıyla gündemdeki yerini koruyan Halil Sezai'nin bu utanmaz, bu arsız sözleri sosyal medyada infial yarattı. Bu arada Sinan Akçıl katıldığı bir televizyon programında yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darp eden Halil Sezai hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Bakalım yaşlı adamı gerekli şekilde dövemedim diyen Halil Sezai'ye Sinan Akçıl bu sefer ne diyecek? Ya şimdi bu nasıl bir açıklamadır? Ne gereksiz, ne lüzum var? Artık konserlerin başlamış, tamam. Yani insanlar zaten delirdiler. Zor sokakta yürümeye başlamıştın. Yani ne gereksiz bir açıklama ya. Yani sen o zaman çıktın, açıklamalar yaptın. Herkes beni yanlış anladı dedin. Cezaevinden mektuplar yazdın, değil mi? Evet. Ne diyorsun? Yani aklı başında değil. Aklı başında olsa zaten konserlerinde hiç öyle değil. Yani o kötü içilmemesini her zaman söylediğimiz o maddeyi zararlı içiyor. Madde. Zararlı maddeyi içiyor. Konserlerinde o şekilde çıkıyor sahneye. Ne dediğini bilmiyor. Bir tek aklında, beynine yer etmiş kendi besteleri zaten. O şarkılarını söylüyor. O şarkılarını söylüyor ama maalesef artık insanlar onun şarkılarını unutuyor. Bu yaptığı densiz açıklamalara kilitleniyor. Reklama gidelim. Reklamdan sonra Halil Sezai'nin olayıyla devam edecek. Evet, bizi Yakup Kaçmaz ve Hüseyin Yağdıran seyrediyormuş. Onlara da buradan selamlar yolluyoruz efendim. Şimdi Halil Sezai ile ilgili reklam arası çok mesaj geldi ama ben yorumu sana bırakıyorum. Ne diyorsun? Şimdi Halil Sezai ile ilgili Halil Sezai'nin avukatı ve onun yakınları diyorlardı ki işte bu dövdüğü yaşlı adamı suçluyorlardı. Halil Sezai orada o villada, yönetmenine ait olan o villada şey çekecek, YouTube çekecek, YouTube yemek programı çekecekler bütün gün. Bu yaşlının da o yönetmenle arası iyi değilmiş, kavgalılarmış. Hı hı. Ondan sonra bir türlü çektirmemiş. Yan evde sürekli bir ay boyunca adamcağız müzik açmış, kendi de şarkı söylemiş. Halil Sezai amacına ulaşamamış. Evet. Ve bundan dolayı öfkeleniyor, gidiyor adamla işte maraz çıkarıyor, adamı dövüyor. Şimdi diyorlar ki Halil Sezai haklı. Adam ona bir ay boyunca böyle yaptı, onun ekmeğini kazanması. Yahu ne haklısı ya, sen yaşlı adamı dövüyorsun ya. Yaşlı adama el kaldırıyorsun. Yani sebebi ne olursa olsun, kendinden bu kadar büyük de olmasa, bir başkasına şiddet uygulayamasa bu hakkı yok. Zaten kanunda onunla ilgili kararını verdi. 43 gün hapis yattı. Evet. Cezasını çekti mi çekmediği akıllanmadığı belli oluyor işte konserinde. Yani niye böyle yapıyor Halil Sezai? Kötü örnek, son derece dedim yani ya. Yani bu meseleyi daha da işte gerektiği gibi, ya bunlara ne gerek var? Sen bu olay oldu diye o zaman cezaevinden mektup yazdın. Evet. İşte üzüldün. Ondan sonra keşke böyle olmasaydı, kaç kere barışmaya gittim ama kabul etmediler dedin. Bizi tehdit ettiler dedin. Yani neler neler söyledim. Ben geçen gün neler söyledim ya, ben Halil Sezai'nin çok günahını aldım.
diye çok üstüne gittim, çok yüklendim diye. Ama şimdi bu açıklama nedir ya? Ne kadar çirkin. Şimdi Halil Sezai bir kere akıllı bir adam olsa, akıllı bir adam değil, akıllı bir adam olsa komşusu ona o tacizi uygularken, komşunun yaptığı taciz gürültüyle onun işini yapması engelliyor. O zaman polise, savcılar şikayet etse hiç bu durumlar olmayacak. Komşuya ceza verilecek. Komşu belki daha büyük cezalar gelmesinden korkacak filan. O yaptığı çirkin eylemi kesecek. Hiç bu, yani Halil Sezai bir sanatçı, ya baş tacı yapılan bir insan nasıl bu kadar düşüncesiz olabilir? Bu işi buraya nasıl vardırır? O da neden biliyor musun? Hep söylüyorum. Her zaman da söylemeye devam edeceğim. Kim ne derse desin. O zararlı madde içildiği için. O ben zararlı madde tüketiyor. Beyinleri uyuşuyor insanların, biliyor musun? Bak şimdi sağlıklı düşünemiyorlar. Aynen, ben de seninle aynı fikirdeyim ve aynısını söylüyorum. Maalesef bazen bu maalesef kötü alışkanlıkları olan insanlar bedel ödemek zorundalar. Çünkü ağızlarından çıkanı bilmiyorlar. Bir toplumda ne yaptıklarını bilmiyorlar. Sonra da haber olunca vay anam vay, siz beni linç ettiniz. Biz sizi linç etmedik. Siz bunun için bir şey çanak tutuyorsunuz. Malzeme veriyorsunuz ortaya. Tabii. Yani sen şimdi konserdesin. Senin bir de sen farklı kafada bir adamsın değil mi? Evet. Kitlen farklı. Aynen. Şimdi Halil Sezai'nin kitlesi farklı bir kitle. Halil Sezai'yi dinleyenler farklı bir kitle. Farklı bir kitle ne ama gerek yine, var? Yine her kitleden insan seviyor şarkılarını. Tabii çok. Tabii koyu bir kitlesi var, o ayrı. Ama onlar da bırakıyor artık yani bu olayları yapan bir insanı ya, tabii kim takip eder? Ya tabii çok çirkin, kendine eksi yazıyor. Şimdi iki tane konserin daha iptal olacak. Sonra ben şimdi ailesine de üzülüyorum. Çünkü ailesi perişan oldu o durum yaşandığı yani. Zaman. Özellikle kız kardeşi Yazık. Duygu. Gece uykular uyuyamadı kız. Yazık. Şimdi sen bir şey iç, sahneye çık. Böyle pot kır. Yine şimdi arkandan bir dünya ailen üzülsün, kardeşin üzülsün. Onlar yine senin yanlışlarını toparlamaya çalışsın. Olmuyor ki. Tabii tabii. Belli bir yaşta hiç olmuyor. Cahil değilsin, çocuk değilsin. Çocuk bile yaptığı zaman artık olmuyor yani. Evet, o müzisyenleri sonra yanında çalışan onların ekmek parasının kazanmasını engelliyorsun böyle yaparak. Ya onların ne günahı var ya? Onlarca insan seninle birlikte ekmek yiyor ya. Yazık ya. Hakikaten öyle yani. Hakikaten öyle. Yani bütün herkes karşısında, devlet de karşısında, Aile Bakanlığı da takip ediyor, onlar da açıklama yapıyor. Yani siyasiler, herkes açıklama yaptı, kınadı, hala akıllanmamış, hala bildiğini okuyor. Halil Sezai'nin acilen kendine gelmen gerekiyor. Evet. Bu saçmalıktan dolayı da çıkıp yine özür dilemen gerekiyor. Zaten ceza yattın, zaten olan oldu. İnsanlar yerden yere vurdu, linç edildin, evinin balkonuna çıkamıyordun, yürüyemiyordun, tehditler aldın. O yüzden bunun üstüne hala kalkıp da sahnede bunu yaptığın zaman işte o zaman kamunun, izleyenlerin ve dinleyenlerin ayarını bozuyorsun. Aynen öyle. Ayar bozulduğu zaman da insanlar istediği gibi yorum yapıyor. Yalan mı? Öyle tabii. Tabii tabii öyle. Öyle. Aynen öyle. Maalesef yani bunları artık yapmasan iyi olur diyorum ben. Evet. Nereye gidelim şimdi? Nereye gidelim? Bu Berdan Mardini konusundan bahsediyordu az sonra da. Çok ilginç, çok ilginç bir gelişme. Ben şimdi Berdan Mardini'den önce bayramda neler yaşandığı bir onları göreceğim.